Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Size şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz çok hoş modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Modelimiz bu şekilde sanki öjeli parmaklar gibi duruyor arkadaşlar ve e, bu arkasındaki örümceğimize yaptığımız sık iğnelerde mekik görünümü veriyor çok hoş bir model oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 tane bu yeşilden parmağımız üzerine de bu şekilde yaptığımız modelimiz Evet şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar bu ikişer zincirli trazanlarımızı hazırladık. Bir defa tığımızın başını doluyoruz. 2 2 olarak aldık. Bir tane trabzan yaptık. 4 zincir, 4 zincirimi trabzanıma kapattım. Bir tane tomurcuk yaptım. Bu şekilde ara suyu mesafesi olarak 12 tane bu tomurcuklu trabzanlardan yapıyoruz. İster tığ battıya batıp da yapabilirsiniz. Direkt trabzanla da başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen yandaki tığ battıya girip 2 2 alarak bir trabzan yaptım. Bir zincir bir defa doluyorum. 2 2 olarak aldım. Buraya şimdi arkadaşlar tomurcuk yapacağız. 4 zincir bu şekilde. Bir tane arada boş trabzan ve ortasında kirpikli trabzan bir defa doluyorum. Hemen yandakine 2, 2 alarak yine boş bir trabzan yapıyorum. 8 zincir. 8 zincirimi çektim. Dönüyorum arkadaşlar. Bu yaptığım boş trabzanımın tepesine buraya 8 zincirimi kapattım. Bakın. Buraya bir yuva oluşturduk arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirle düz yüzüne döndüm. Bir defa doladım. Yeşil yuvaya girip 1, 2 2 buraya bir trabzan yaptık arkadaşlar bu dalımız yapacağız buradaki 5 tane dalımızı yapacağız 5 zincir 1 2 3 5 zincirimi kapatıyorum yaptığım trabzan aramı 3 tane sık iğne 2 ve 3 4 sık iğnem 8 zincirli ana yuva Evet, bir tanesini hazırladık dalımızı. Aynısından buraya 5 tane yapacağız. 1 2 ve 3 zincir. Bir defa doluyorum. 1 2 2. 3 seferde ve 5 zincir kapatıyorum bu yaptığım trabzan arama 3 tane sık iğne. 1 2 ve 3. Sonra bir de 8 zincirli yuvaya 3 tane zincirimi çekeceğim 1 2 3 zincir bir defa doladım 1 2 2 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum trabzan arama bu şekilde 1 2 ve 3 yuvaya kapattım 4 bu şekilde arkadaşlar. 3 oldu. 5'e çıkaracağız. 1 ve 3. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 3 seferde aldığım küçük bir trabzan. 5 zincir. Kapatıyorum. Ve içine 3 tane sık iğne. Hemen bir tane de yuvada yapıyorum. 4. 3 zincir, bir defa doladım, 1, 2, 2, şekilde bir tırabzan yaptım. İçine 5 zincir ve zincirimin içine kapattım 3 sık iğne, 1, 2 ve 3. Hemen arkadaşlar, 4. de yaptığımız bu ana yuvada ve tırabzan seviyesini inmek için yanındaki zincir için dönüş yaptım. Son trabzan aramada bir tane sık iğne yapıyorum. Bir defa doluyorum. Hemen yandaki tığ battıya girdim. Bir trabzan yaptım. 4 zincir kapattım. Şimdi bir defa doluyorum. Yandaki hemen boş olan tığ battığımızın içine girdim. 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir kapattım buraya. Bir defa doluyorum. 2, 2 olarak alıyorum. Bu kirpikli trabzanlardan ara suyu olarak tam 12 tane yapacağız arkadaşlar. Şimdi üç tane aynı şeyi 12 defa göstermeye gerek yok arkadaşlar. Gerisini ben birazcık yapayım örnek amaçlı olduğu için. Bu şekilde 5 tane de yuvamızı hazırladık. Şimdi üst kısmının yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Buradan 1, 2, üçüncü kirpiğimizin içine girip sıkı iğne ile ipimizi bu şekilde tığımıza tutturuyoruz. Şöyle hafif ipimizi uzatıp küçük bir örümcekler yapacağız aralarına. Bu ilk örümceğimiz ve ilk bu tomurcuğumuzun içine girip sık iğne ile kapattık. Bu şekilde. 1 2 3 zincir. Bir defa alıyorum. 1 2 2 Buraya bir trabzan yaptım. Trabzanımın tepesine 5 zincir çekip arasına kapatıyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde arasına girip kapattım. İpimi yine uzatıp şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Biraz büyük oldu arkadaşlar. 10 tane sık iğnenin alacağı büyüklükte Şöyle iki tığ battı büyüklüğünde bir örümcek. Hemen ikinci içine bu şekilde kapatıyorum sık iğne ile. Evet bu şekil oluşuyor arkadaşlar. Hepsini bu şekilde aralarını dolduracağım. 3 zincir bir defa doladım. 1 2 2. Trabzan yaptım. 5 zincir. 5 zincirimi hemen buraya kapatıyorum tomurcuk yaptım 3 zincir buraya sık iğne ile arkadaşlar tomurcuğuma kapattım ipimi yine uzatıp şöyle iki tığ battı büyüklüğünde küçük bir örümcek hemen örümceğimi bu yaptığım tomurcuktan sık iğne ile bu şekilde tutturuyorum şöyle hafif marullanır gibi gözüksün arkadaşlar bu beyaz sık iğnelerini yaptığımız zaman gayet güzel ve hoş bir görünümüne tekrar dönecek. 3 zincir bir defa doluyorum. 1 2 2 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım 5 zincirimi tomurcuğum trabzanımın arasına tomurcuk olarak. 3 zincir yine aynı tomurcuğumun içine kapattım. Buradaki çiçeğim de hazır. Hemen çiçeğimden sonra yine ipimi uzatıp küçük bir örümcek yapıyorum. Ve onu da sıradaki dalımızın içine kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. 1 2 3 zincir. Bir defa doluyorum. 1 2 2. 5 zincirini kapatıyorum. 3 zincir. Bu şekilde. Yine küçük bir örümcek örümceğimin içine bu da öbürlerine biraz daha orantılı olsun arkadaşlar. Biraz daha büyütelim. Bunları sökerek veyahut da şimdi ben e, kamera karşısında olduğum için arkadaşlar biraz heyecan oluyor. Siz rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Beş zincirimi kapattım tomurcuk olarak 3 zincirimi dalımıza tekrar kapatıp yine son örümceğimizi de yapıyoruz bu son yaptığımız örümceği de 1 2 3. bu şekilde kirpiğimize kapatıp bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar ipimi koparıyorum şimdi ipimi yakıp hemen döneyim arkadaşlar Evet arkadaşlar yine aynı şekilde ipimi tutturmak için bir yeşil yuvadan başlıyorum sık iğne ile tutturdum buradaki örümceğimizin iki telinden arkadaşlar buraya tutturuyorum şunu buraya bir yakalım malum beyaz kendini tez, tez atar arkadaşlar sonra düzeltiriz bu şekilde iki telinden örümceğimin içine girip buraya 10 tane sık iğne yapacağım. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Arkadaşlar dolsa bile siz ona tamamlayın. Şu yuvarlak kıvrımını vermemiz gerekiyor. Arka tarafından bakın şuradan hemen geçip geri oraya ikinci örümceğimin içine geçtim. Yine buraya da 10 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Örümcekler büyük olsa bile içinin sık iğnesi 10 tane olacağı için arkadaşlar o büyükler de küçükler gibi aynı seviyede olacak. Büyük olursa olsun içinin adedi de önemli. Hani bir milim iki milim gözden kaçabilir. O sorunu yapmayın onu yani. 5 6 7 8 9 ve 10 Evet arkadaşlar bu şekilde oluşuyor. 3 tanesini yaptık. Diğer 3 tanesini de yapalım. Hemen arka tarafından şöyle tutup arka tarafına geçebilirsiniz tomurcuğun tepesinden parmağınızla şöyle rahat bir şekilde iki tane teline girersiniz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bakın şöyle rahat bir şekilde çekip diğerine geçiş yapıyoruz. 1 birinci sık iğnem Bismillahirrahmanirrahim ikinci sık iğne 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 içine de bu şekilde geçiyoruz 1 oldu 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Hemen arkadaşlar bu üçüncü yeşil tomurcuğun içine de bir tane en son doğruya giriyoruz ki şöyle düzgün bir görüntüsü olsun köşesinde. Evet arkadaşlar bakın dediğim gibi mekik gibi çok hoş oldu. Şimdi ipimizi yakalım güzel bir şekilde bakalım arkadaşlar. İpimi kopardım. Hemen yakıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen gösterdim size bu şekilde. Modelimiz gerçekten mekik görünümlü oldu. Hatta bu örümcekleri daha da büyük yapıp arkadaşlar bu şekilde pembeninki büyük olmuş. Daha da gösterişini sağlayabilirsiniz. Bakın çok hoş duruyor. Gerçekten arkasında. Bu şekilde modelimiz arkadaşlar. Çok hoş ve çok zarif. Tıpkı mekik çiçeği gibi oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.